Herkese merhaba. Yeni indirimlerimiz var. Yeni yıl geçtik ama yeni yıl fırsatları başlı altında yeni bir indirimimiz var. Ben de arkadaşlar dedim ki şöyle oyunların fiyatlarına baktım. Gerçekten indirimli olmasına rağmen hani 1000 liraları bulan indirimler var. Hani çok saçma. Kendime hedef koydum. 180 TL'yi geçmesin dedim oyunlar. 180 TL altı oyunları sizlere sunacağım arkadaşlar. Oyunlar seçtim sizler için. 50 TL ile böyle 180-170 TL arasında oyun fiyatları var. Bunlara bakacağız. Hemen kaleminizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın kardeşlerim. Keyifli seyirler diliyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilir. Bunun yanında değerli yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Yorumunuz yoksa da selamınızı alırım. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu indirimler başlasın. Resident Evil Village Gold Edition'da başlıyoruz listemize. PlayStation 4 ve 5 sürümleri bu paket içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda ana oyunun haricinde arkadaşlar Resident Evil Reverse adında bir online paket var. PlayStation VR 2 oyunu var. Ana karakterimiz Ethan Winter'ın kızı Rose'u oynadığımız bir ekstra hikaye genişleme paketi var. Ve ayrıca tüm oyunu hem birinci şahıstan hem de üçüncü şahıstan yani dış kameradan oynayabildiğimiz yeni third person modu da bu paket içerisinde dahil. Şu anda %60 indirim var ve 175 TL'ye alabiliyorsunuz. Oyun hiç bilmeyen kardeşlerim birinci ve üçüncü şahıstan oynanabilen temasını barındıran hayatta kalma korku oyunu diyebiliriz. EA Star Wars üçlü toplu paket, Star Wars Squadron uçak oyunu, Star Wars Jedi Fallen Order 3. şahsın oynanan aksiyon rol yapma oyunu ve Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition içinde dahil arkadaşlar. Toplamda 3 tam oyun var. Battlefront 2 Celebration Edition içerisinde ekstra içerikler var. Hem hikaye modu hem de online moduyla 1. şahıstan ve 3. şahsın oynanabiliyor. Bu oyunların tanesi neredeyse arkadaşlar 50 TL'ye giriyor. 3 tam oyun hem de Deluxe Edition'ları arkadaşlar 152 TL. Normalde 610 liraydı arkadaşlar 150 TL'ye kaçırılmaz. Diablo 2 Resurrected Edition Diablo'nun en çok sevilen oyunlarından bir tanesi 2 numara Aradan 20 yıl sonra arkadaşlar oyunu tekrar yaptılar Yeni grafikler ve şu andaki yeni güncel konsollarımıza göre PlayStation 4 ve yeni nesil PlayStation 5 kalitesiyle geri döndü Oyun sadece yeni nesille ayak uydurmakla kalmadı arkadaşlar Aynı zamanda online olarak 8 kişiye kadar co-op olarak da oynama imkanı sunuyor 519 TL'den 167 indirimde 171 TL'ye iniyor Fantastik rol yapma oyunu seven kardeşlerim Ve bundan 20 yıl önce bu efsane oynama fırsatı bulamamış arkadaşlarımız değerlendirebilir bugünün en güzel indirimlerinde olan oyunlardan bir tanesi. Lucid Rüyacı paketi. Bu paket içerisinde iki tane tam oyun var. Bir tanesi arkadaşlar Sinking City. Diğeri de Sherlock Holmes Chapter 1. Sinking City biliyorsunuz arkadaşlar PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Ama daha sonrasında yayıncı firma Nakon'la ilgili yaşanan bir sıkıntıdan dolayı arkadaşlar oyunları tüm platformlardan kaldırmışlardı. PlayStation Store'dan da kalkmıştı. Uzun süredir oyun yoktu. Daha sonrasında arkadaşlar oyun yeni nesil grafiklerle PlayStation 5'e çıktı arkadaşlar. PlayStation 5 ile birlikte PlayStation Store'a geri döndü. Şimdi bu paket içerisinde Sinking City'nin PlayStation 5 sürümü ama sadece PlayStation 5 sürümü. Sherlock Holmes Chapter 1'ında hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri var. Ve çok güzel bir fiyata geldi. 799 liradan %85 indirime sahip 119 liraya geliyor. Sherlock Holmes'u biliyorsunuz zaten kanalımıza serisini yapmıştım. Üçüncü şahsın oynanan bir dedektiflik oyunu. Bol bol puzzle çözdünüz ve soruşturma yaparak cinayetleri ve olayları sonuçlandırdınız. Çok keyifli bir oyun. Ve oyun Türkçe. Aynı şekilde Sinking City de bir aslında dedektiflik oyunu. 1920 yıllarında geçiyor. Sular altında kalmış kocaman bir şehirde geçiyor. Açık dünya sahip oyun. Tabii ki her yer su bastığı için arkadaşlar. Su basmayan yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Gerekirse tekne sürüyorsunuz. Yüze de biliyorsunuz ama yüzmek bazen cezalandırıcı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü su içinde tehlikeler sizi bekleyebiliyor. Çevreden topladığınız erzak ve silahlarla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ya da su içerisinde zehirlendiyseniz ya da zarar gördüyseniz bu topladığınız eşyalarla birlikte kendinize tedavi de yapabiliyorsunuz. Her Koyunda oyunda 3. şahsın oynanıyor ve %85 indirimle 119 TL aklınızda olsun. Sherlock Holmes Chapter One'dan bahsetmişken yani Sherlock Holmes'un son oyundan bahsetmişken arkadaşlar olur da Sinking City e oynamak istemezsiniz. Chapter 1'ın da dahil olduğu Crimes and Punishment ve Devil's Daughter adında iki oyun da var. Toplam 3 tane Sherlock Holmes oyunu Türkçe olarak arkadaşlar 955 TL'den %85 indirimle 143 lira 3. şahsen oynanıyor. Sinematik hikaye anlatımları ve cinayet çözümlerini seviyorsanız değerlendirmenizi öneririm. Bu arada dev firmaların Türkçe dil desteği vermediği şu dönemde Frogwares hem önceki eski oyunlarına hem de şu anda mevcut çıkan tüm oyunlarına Türkçe vermeye devam ediyor. O yüzden dünyaca ünlü dev şirketlerin yapmadığı bu güzelliği yapan yapımcılara destek vermek beni mutlu ediyor. 143 lira 3 oyun. Little Nightmares çok sevdiğim bir platform oyunu. Korku temasına sahip, yandan kaydırmalı bir platform oyunu. Karşınıza puzzle'lar çıkabiliyor ya da yolunuzun üzerindeki bir başka odada bir boss ya da canavar sizi bekliyor olabiliyor. 359 TL'den 175 indirimle 89 TL. Bu arada arkadaşlar Little Nightmares 2'de de indirim var. Bu 181 lira. Hani orada ben yine de 1 liradan dolayı indirimdeyken bahsetmeden geçmek istemedim arkadaşlar. 167 indirimde 181 liraya da ikinci oyunu alabiliyorsunuz. Eğer 1 ve 2 oynamadıysanız arkadaşlar oynayın çünkü 3. oyunda yolda. Yeni oyun gelmeden iyi bir fırsat olabilir. Life is Strange True Colors ekstra hikaye paketi, ekstra DLC ve kıyafet paketi ile birlikte PlayStation 4 ve 5 sürümleri 499 TL yerine 170 indirimde 149 TL geliyor. Üçüncü şahıstan oynanır. Genelde sinematik oynanışa sahip. Çok da güzel hikayesi var arkadaşlar yıllar sonra tekrar kasabasına dönen bir kızı oynuyoruz. Yaptığımız seçimler oyunun tüm gidişatını değiştirebiliyor. Farklı farklı sonları da var. Kanalımıza serisini yapmıştım. Çok çok beğenmiştim. Tabii ki yaptığınız seçime göre değişen sonlar olsa da arkadaşlar çok edici bir son da sizleri bekliyor. Life is Strange True Color Deluxe Edition'ı PlayStation 4 ve 5 sürümleri 149 TL. Tormented Souls. Sabit kameraya sahip. Sabit kamera derken grafikler 3 boyutlu olarak dizayn edilmiş ama dolaştığınız mekanların belli noktalarında güvenlik kamerası gibi yani eski Resident Evil 1 ve 2 gibi kamera açılarına sahip bir korku oyunu. Korkunç bir malikanede kaybolan ikiz kız kardeşleri arıyoruz arkadaşlar. Bulmacalar çözdüğümüz, korkuyu yaşadığımız, aynı zamanda gizemli bir hikayede takip ettiğimiz Tormented Souls 349 TL yerine 170 indirimde 104 TL. Virtue Fighter Ultimate Edition ana oyunu ve DLC Yakuza paketi var. Bu paket içerisinde oyun müzikleri, Virtue Fighter 3'teki çok sevilen müziklerin tekrar düzenlenmiş halleri ve karakterlerinizi özelleştirebileceğiniz 650 tane özelleştirme öğesi de sunuyor. Virtue Fighter 5'i hiç bilmeyen kardeşlerim zamanında arkadaşlar Tekken vardı biliyorsunuz. Tekken'den başka 3 boyutlu oyun yoktu. Aslında vardı. Arket tarafında Virtue Fighter vardı arkadaşlar. Daha sonrasında Sega'nın Sega Saturn konsoluna gelmişti. PlayStation 1 döneminde. Döneminde Tekken'e rakipti arkadaşlar. Tabii ki şimdi geri kaldı ama Virtue Fighter 5 yine de başarılı 3 boyutlu dövüş oyunlarından bir tanesidir. Çünkü o temel başarılı dövüş mekaniklerini aynı şekilde taşıyor arkadaşlar. Aynı zamanda çevrim içi de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. 539 TL'den 134 TL'ye indi. Steam World Dig 2. 2D platform aksiyon macera oyunu. Yeraltı madenlerinde kazılar yaptığımız ve keşfederken ve oyunda ilerlerken de oyun boyunca bize faydası olacak. Basınç bombası gibi, kanca gibi ve oyunda ilerlememizi kolaylaştıracak birçok ödülü de elde etmiş oluyoruz. Bu 2D sevimli platform oyunun ilk oyununda da indirim var arkadaşlar. 359 TL'den %50 indirimde 179 TL iniyordu. PlayStation Plus sahiplerine ekstra %10 indirim var ve 143 TL oyun alabiliyorsunuz. Doom Eternal Deluxe Edition hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri var. Bu Deluxe paket o kadar güzel bir paket ki arkadaşlar. Ancient God 1 ve Ancient God Part 2 diye iki tane DLC'si vardı. Hikaye genişleme paketleri arkadaşlar bunlar. Bu hikaye genişleme paketlerinin bir tanesi dahi 350 TL'nin üzerinde arkadaşlar. Deluxe Edition içerisinde ekstra silah içerikleri, Ancient God Parts 1 ve 2 ve ana oyun dahil PlayStation 4 ve 5 sürümleri 609 TL'den 175 indirimde 150 TL geliyor. Birinci şahıstan oynanan hızlı, akıcı aksiyon oyunlarını seven kardeşlerim mutlaka bu fırsatı kaçırmasın. Lego Marvel Super Heroes. Lego oyunları biliyorsunuz çok pahalı normalde. Lego Marvel Super Heroes'ta çok güzel indirim var. Kendiniz için olabilir, ailenizle, çocuğunuzla, kardeşinizle oynamak isteyebilirsiniz ya da çocuğunuza ya da kardeşinize almak isteyebilirsiniz. 750 TL fiyatı vardı. En sevilen Marvel karakterlerini içinde barındıran bu sevimli oyun 749 TL yerine %88 neredeyse %90 indirime sahip 89 TL. Resident Evil 3 yani Nemesis, orijinal ismi Nemesis hatırlarsanız yıllar sonra remake'i geldi. PlayStation 4 ve 5 sürümleri 549 TL'den 137 TL iniyor. Üçüncü şahıstan oynanan bu aksiyon korku oyunu güzel grafiklere ve eğlenceli oynanışa sahip. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Bu aslında arkadaşlar Call of Duty'nin orijinal dördüncü oyunu. Yani Call of Duty Modern Warfare 4'ün Remastered'ı. Yeni uydurulmuş, yenilenmiş hali. Tüm Call of Duty oyunları içerisinde bence hikayesi en iyi oyundur arkadaşlar. Ve aynı zamanda en harika çevrimiçi haritaları da sahip. Online modunu oynamayacaksınız dahi. Sadece bu muhteşem hikayeyi oynayabilmek için bu fırsat kaçmaz diyorum. 164 TL'den %50 indirimle 82 TL. Dying Light Definitive Edition. Yeni gelişmiş grafiklerle karşımızda 1080 ve 2K'da 60 FPS, 4K'da 30 FPS sunuyor. Bugüne kadar Dying Light'ta çıkmış tüm DLC'ler içinde barındırıyor arkadaşlar. Following paketi, Boza Horde paketi, Hell Raid gibi hikaye genişleme paketleri var. Ve diğer çıkmış kıyafet ve içerik destekleri de tüm DLC'lerle bizlerle oluyor. Yani ilk Dying Light için sunulan her şey burada. 549 TL'den %80 indirimle 109 lira. Oyunu hiç bilmeyen kardeşim için bahsedecek olursam birinci şahsın oynanan zombi tamalı hafif rol yapma öğelerinin olduğu hayatta kalma korku Batman Arkham Collection. Çok güzel bir paket. Üçüncü şahıstan oynanan bu aksiyon macera oyunu toplam 3 oyun içeriyor. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City ve Batman Arkham Knight yani toplam 3 tam oyun 1099-1100 TL yerine yalnızca 142 TL. Bu 3 oyunun yayınlandıktan sonra da çıkmış tüm DLC'leri yani tüm ek paketleri de yine bu sürüm içerisinde sizlere bekliyor arkadaşlar. Marvel Spider-Man'den sonra en çok sevdiğim süper kahraman oyunlarından bir tanesidir kendisi. 140 TL'ye bu üçlemeyi kaçırmayın derim. Mortal Kombat X serinin en çok sevdiğim oyunlarından bir tanesi. İster yan yana, ister online üzerinden arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz bu dövüş oyunu %70 indirimde şu anda ve yalnızca 43 TL. Dövüş oyunum yok demeyin, Mortal Kombat'ım yok demeyin arkadaşlar. 43 TL şu zamanki fiyatta. Eğer arşivinizde yoksa mutlaka alınması gereken oyunlar arasında. Call of Duty World War 2 Gold Edition. Gold Edition içerisinde oyun için çıkmış DLC paketi ayrıca oyunun online modunda kullanabileceğiniz 1000 oyun içi puanı da hediye ediyor. Birinci şahısla oynanan 2. Dünya Savaşı temalı bu aksiyon oyunu 254 TL yerine yalnızca 83 TL. Umarım kendinize göre bir oyun bulmuşsunuzdur. Bu arada arkadaşlar bu 180 TL'nin dışında bir indirim var ki dikkatimi çekti. FIFA yani FC 24 eski adıyla FIFA 24 800 TL indirime girdi arkadaşlar Ultimate dışında. Fakat bence yine de pahalı. Eğer bu zamana kadar almadıysanız zaten önümüzdeki aylar arkadaşlar nereye gelecek? EA Play'e gelecek yani EA Play üyeliğine gelecek. Oradan daha uygun fiyata oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak istekliniz olsa yorumlara yoksa da selamınızı ileterek desteğinizi gösterebilirsiniz. Videonun hemen altında açıklama bölümünde de Var. Instagram'dan, TikTok'tan ve Discord kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz ya da Instagram TV olarak beni ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, herkese iyi günler, iyi oyunlar.